Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir programda AK Parti'nin kaybettiği seçimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Mahmut Ünlü seçim faturasını AK Partili çok önemli bir isme kesti. Cübbeli Ahmet Hoca yani Ahmet Mahmut Ünlü Ekol TV'de katıldığı bir yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 31 Mart'taki seçim mağlubiyetini aday belirleme sürecinde etkin rol oynayan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili olan Efkan Ala'ya fatura etti. Cübbeli Ahmet Hoca yayında bu adayları belirleyen Efkan Ala'dır. Mağlubiyetin sorumlusu da odur. Efkan Ala derhal istifa etsin dedi. Kılıçdaroğlu her kesimden birileriyle görüştü diyen Cübbeli Ahmet Hoca, eski CHP'de İslami kesimle diyalog yoktu. Ben iki kere telefonla görüştüm. Kılıçdaroğlu bizden bilgi istemişti. Danışmanı hangi hocalarla görüşmeleri gerektiğini sormuştu. Ben de önermiştim dedi. Bu arada daha önceki bir açıklamasında Cübbeli Ahmet Hoca Özgür Özel'den de övgüyle bahsetmişti. Cübbeli Ahmet Hoca kadın ticareti ve fuhuş iddialarıyla cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada kendisini ziyarete gelenlerden birinin de Özgür Özel olduğunu belirterek görüşme sırasında aralarında geçen diyaloğu paylaştı. Katıldığı bir canlı yayında benim kaç kere hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım. Peygamberimizin Yahudi bir komşusu var. Özgür Bey'e Yahudi dedi demesinler. Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona götürürdü. Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi. Bir sorun yaşarsan bana mektup yazabilirsin dedi ifadelerini kullandı. Diğer yandan Diamond Tema tartışmalarına Cübbeli Ahmet Hoca da katılmıştı. Uzun yıllar YouTube kanalında din, felsefe ve tarih gibi konularda paylaşımlar yapan Diamond Tema, Yeraltı isimli YouTube kanalında yaptığı şeriat konulu videoyla gündeme gelmişti. Bu video sonrası Tema hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tartışmalara Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de dahil oldu. Eko TV'de bir programa katılan Cübbeli Ahmet, soruşturma açılmasını doğru bulduğunu ifade etti ve doğru yapılmış. Benim, Resulullah'ın Ayşe annemizle evlenme yaşı diye kitabım var. Orada anlattım. Birçok Arapça kaynaktan araştırdım. Hazreti Ayşe evlendiğinde yaşı kesinlikle 17-18'di dedi. 6 yaşında evlilik iddialarıyla ilgili ise Arap toplumunda kadınların yaşlarının adet görmeye başladıktan sonra sayıldı. Bu durumda da 16-17 rakamına ulaşıldığını savundu. Diamond Tema söz konusu programda kızların adet gördükten sonra yaşlarının sayıldığı ile ilgili bir kaynak bulamadığını iddia etmişti. Yaşadığı Arnavutluğa dönen Tema yeni bir yayın açarak düşüncelerini dile getirdi. Bir daha Türkiye'ye geldiğimde istiyorlarsa tutuklarlar, nezarete atarlar, mahkemeye çıkarız, ifade veririz, hiç problem değil ama ben bunu bu hafta yaşamak istemedim dedi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.